Güzel, güzel. Çok iyi. Peki ilk olarak ne göreceğiz? İlk reklamlardan bir kolajla başlayacağız efendim. Harika. Tamam, hemen hallet. Bana bak. Polen'le sana şu yukarıdaki locayı ayarladım. Yani benim aşağıda bulunmam gerekiyor. Konuşma yapacağım ya, sahneye yakın oturmam lazım. Hem merak etme, Emre de yanımda olacak. Biz de burada otursaydık baba. Hayır, hayır, hayır. Polen'le vakit geçirmen gerekiyor. Ya, arada sırada... Babana da bakarsan iyi olur. He? Şurası mı? Tamam, ben dışarıdayım o zaman. Bakar mısın? Adın neydi senin? Ahmet. Ahmet. Ay bittim. Bittim. Vallahi bittim. Ay ayaklarım vallahi koptu ya. Üf. Ya. Vallahi gitti ayaklarım. Senin zorun ne sen ya? Sen ne güzel bakkalında mutluydun. Oturuyordun, yiyordun bisküvini ya. Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun? Ne bu hal? Hiç yakışıyor mu sana? Ha? Hadi kalk. Hem herkes gitti bak törene. Bir ikimiz kaldık. Yok ben yapamayacağım galiba. Çünkü ben bittim. Buradan kostüm falan ayarlayalım istersen. Ya istemem. Ayrıca benim olmadığımı fark etmezler ki. 40 yıl beraber mi çalıştık bu insanlarla? Ben eve gideyim yatayım ya. Kızım, bizim işimiz PR. Bak, ne kadar çok görünürsen o kadar sağlamlaştırırsın yerini. Hem bu tören ajans için çok önemli. Tamam, sen gelmezsen ne olur? Önemsemediğini düşünürler. Hop, kapıdasın. Sen bilirsin. Kovuldun. Biliyordum zaten işten atılacağını. Borcum var, yandın sen. Verdim gitti. Sonunda evlendik Sanem. Gel seni bir öpeyim. Ay yok. CC dur. Dur CC geldim dur. Dur. Neredeydi kıyafetler? Alo hayatım. Geldi mi Polen? Geldim canım. Şimdi otele giriyorum. Hazırlanıp çıkacağım hemen. Tamam. Babam bizi üst kattaki locaya ayırmış. Direkt oraya gelirsin. Tamam. Görüşürüz. Nasıl gidiyor Polen'le? Nasıl gitsin? Yılda 2-3 kez görüşüyoruz işte. Vallahi çok beğeniyorum o kızı. Sen ajansın başına geçince belki o da Türkiye'ye yerleşir. Üf baba. Aman tamam tamam tamam. Sustum. Aziz Bey. Hı. Oğlunuzu gördünüz. Havucumuzu dama attınız yine. Saçmalama Emre. Her yerde sizi arıyorum hadi. Misafirler geldi ilgilenmemiz lazım. Tamam mı? Hazırsınız. Teşekkürler. Hadi. Smokin'ini giy. Çok gerekli mi? Bana bak. Bozuşuruz ha. Vay smokin ha. Ay. Bu mu benim? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Aziz Bey orada niye benimle röportaj yapıyorsunuz? Evet hadi. Cece, ablam ben yokmuş gibi davranıyor. Ne yapacağız? Nereye geçiyoruz? Hadi gel çıkalım. Birazdan başlar zaten. Bizimki yukarıda D sırası. Tamam ama önce benim bir tuvalete gitmem lazım. İyi tamam. Ben içerideyim o zaman. İyi tamam. Cece, Cece nereye gidiyorsun? İçeri gidiyorum. Bizimkisi bu tarafta. Çalışanlar B blokta. Öyle mi? Evet. Ben D ile B'yi karıştırdım demek ki. Neyse Sanem de bulur artık.
Nerelerdesin sen? Kardeşim. Ne var ne yok? İyi valla. Merhaba avukat Metin. İyi gördüm seni. Ben de seni iyi gördüm. Oğlum ne zaman dönüyorsun? Ben 2 gün sonra kaçarım herhalde. Tipik can hareketleri işte görüyorsun. İnanılmaz bir gerçeklik. Sonsuz, coşkusal bir sevinç ve heyecan içindeyiz. Merhabalar. Can, hoş geldin. Aziz Bey. Senin burada ne işin var? Bütün iş dünyası davetli. Ben de bir ajans çalışanı olarak kendimi göstereyim dedim. Evet ama hırsızlar davet dedi. Baba, sakin ol. Arkadaşlar lütfen müsaade. Asıl hırsız sizsiniz Aziz Bey. Bana iftira ederek sevgilimi, kariyerimi, geleceğimi elimden aldınız. Aylin yeter. Burası yeri değil. Senin ne işin var burada? Oo Deren hoş geldin canım. Sen nasılsın? Bize senden bahsediyordum. Benim yokluğumda asistanlıktan BOK direktörlüğe. İyi fırsat çıktı sana. Aylin yeter dedim. Söyleyeceğini söyledin. Aylin ne yapıyorsun sen? Hadi hemen git. Hemen. Sana da merhaba. Neyse, 40. yılınızı kutlayayım dedim. Gerçi bu gidişle son yılınız olabilir. İyi eğlenceler. Şuna bak, rezil olduk. Herkes bize bakıyor. Boş ver, takma kafana. Hadi geçelim yerlerimize. Gel. Arkadaşlar hadi içeri geçelim, olur mu? Sen de sakin ol, babam yeterince gergin. Hadi, hadi boş ver, rahat ol. Boş ver. Hadi sen yukarı. Ben iyiyim. Hem Emre de yanım. Ayrıca yukarıdan çok yakışıklı görünüyor. İzle bak. Hadi ben de kaçtım abi. Hadi bakalım, bol şans. Değerli konuklar, Fikri Harika Reklamcılığın 40. yılını kutladığımız bugün de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Alo, Polen neredesin? D sırası burası değil mi ya? Thank you.
Ben kimi öptüm şimdi? Kokusu çok değişik. Yabani çiçekler gibi. Çok özledim seni. Geç biraz karanlık, dikkat et. Evet, hiçbir şey göremiyorum şu an. Hanımlara müjde. Neredesin? Ben seni göremiyorum ki şu an. Bak, kaldırdım elimi. Elim havada. Elim havada. Ha, tamam. Ha, tamam. Teknolojinin son artı. Ah, ayağım. Pardon. Ah, dikkat eder misin biraz? Çok özür dilerim. Neredeydin? Ben bir bilsem. Ne yapıyorsun? Kapat telefonu. Oha. Oha. Hadi açsana kızım ya. Sevda Baldım. Ben sizin kızınızla evlenmek istiyorum. Sevmiyorum kızınızı. Seviyorum. Mal gibi seviyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum kızınızı. Seviyorsun dedim. Haklısın. Seviyorum. Çok seviyorum. Tamam, seni seviyorum. Sevda. Otele gitmeden bir şeyler içsek mi? Olur. Ben bir 5 dakika üzerimi değiştireyim. Kaşınmaya başladım çünkü bu makine. Çok da yakışmıştı ama. Neyse, ben iniyorum aşağı. Tamam. Birine mi bakıyorsun? Yo, bakıyorum öyle. He. Cece dur. Bu davete gelenler iş yerine girip çıkan insanlar mı? Yani çoğunlukla Aziz Bey'in çevresi ve bugüne kadar iş yaptığı insanlar. Niye ki? Oo. Şimdi ara ki bulasın. Herkese siyah ayakkabı giymiş ya. Ne? Yok bir şey. Hadi sen eve git. Güzelce yat, dinlen. Hadi iyi geceler. Sana da. Can. Abi ben de seni arıyorum. 2 dakika var mı? Var tabii, olmaz mı? Söylesem mi, söylemesem mi? Abi. Söylesem bir dert, söylemesem ayrı dert yani. Metin ne oluyor abi? Ne? Abi babanın avukatıyız sonuçta. Bizim de bazı sırlarımız var değil mi? Yani öyle kolay olmuyor. Metin. Abi. Şimdi baban yarın gidiyor ya. Şu tekne gezisine. Evet. Aslında Akdeniz turuna gitmiyor abi. Nasıl yani? Nereye gidiyor? Tedavi olmaya. Nasıl yani? Ne tedavisi? Bak endişelenme. Yarın sabah baban gidecek ve sen de uzun süre görmeyeceksin diye sana bu gece söylemek istedi. Metin, Allah aşkına gevelemeden söyler misin? Akciğerinde bir iltihaplanma varmış. İşte çok kritik bir şey aslında. Ama bak neyse ki tedavisi var, tamam? Can kusura bakma abi. Böyle yani sen lap diye söyledim ben de. Nereye gidiyor tedavi? Küba. En iyi tedavi oradaymış.
Can. İnanamıyorum. Can, bak. Emre ile sana belli etmeden halletmek istiyor tedaviyi. İlk başlarda çok önemsemedi. Ama yavaş yavaş nefes darlığı başlamış. İşte doktor da deniz havası önermiş. O yüzden şimdi tekneyle İtalya'ya, oradan da Küba'ya gidecek. Tamam, ben gidip babamı bulayım. Can, bak sakın kimseye bir şey söyleme. Baban özellikle tembih etti, kimsenin bilmesini istemiyor. Özellikle kardeşin Emre. Onun bilmesini asla istemiyor. Tamam Metin, tamam, tamam, anladım, tamam. Benim bir asistanımı aramam lazım önce. Biz konuşuruz sonra, tamam? Bir süre dönemeyeceğim. Ne yapacağım belli değil. Beklenmedik gelişmeler oldu maalesef. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Halletmem gereken işler var yani. Ofisi kapatacağım, çalışanları başka işlere gönderebiliriz. Ama yani halledeceğim ben. Sen bir sorun olursa bana yönlendir, tamam? Sanem, hadi. Geliyorum. Baba, iyi misin? Rezil olduk oğlum. Rezil olduk. Hacı. Önüne gelen ailenin ajansına soruyor. Fikri onlar mı almış, yok biz mi almışız onlardan? Ortalık çalkalanıyor. Bu günleri görecek adam mıydım ben? Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Şeref verdin. Umarım bir daha sefere daha uzun olur. Bakalım. Görüşmek üzere. Hayatım, beni mi arıyorsun? Hı? Yok. Otele gidiyoruz değil mi? Falan babam yarın sabah gidiyor. Peki. Git o zaman sen. Kızmadın değil mi oğlum? Ben sana ne zaman kızdım? Her zaman gideceğim. Değil mi? Yarın sabah sendeyim. Yarın sabah 6'da uçuyorum ben. Bir daha sefer değil. Abla, bir şey soracağım. Senin şirkette böyle sakallı tanıdığın arkadaşın var mı? Sakallı mı? Ay, ne saçmalıyorsun sen Emine sen? İyi be, saçmalıyorum. Ay, sana da soru sorulmaya gelmiyor. Kimle öpüştün? Ne zaman? Nerede? Telefonun kapalı. Telefonun hala kapalı. Ayhan. Kızım, kiminle öpüştün ya? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Ya bilmiyorum, görmedim. Ben seni eve geçince ararım, hadi bay bay. Sakın kapatma. Arkadaş, ben çıldıracağım ya. Vallahi billahi ben çıldıracağım ya. Ne işler karıştırıyorsun sen? Ne oldu şimdi, mi aklına geldi? Bütün gece kaçıyordun benden yanıma gelmemek için. Lafı değiştirme. Ne konuştunuz öyle Ayhan'la gizli gizli, anlat bakalım. Anlat bakalım. Azarlamak için soruyorsun bak resmen. Şu bakışlara bak ya. Bir tonlamaya bir bak. Aynı annem gibisin. Ay hayır ablacığım ya. Azarlamak için sormuyorum. Merak ettim, o yüzden soruyorum. Ne konuşuyordunuz Ayhan'la öyle gizli gizli? Hadi anlat bakalım. Olmadı. Hala suçlayıcı. Olmadı değil mi?
Aman ya, tamam anlatmazsan anlatma. Kesin uçuk kaçık bir şeydir zaten yine. Evet. Uçuk kaçık. Aşkım, hoş geldin. Ali, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ne işin vardı orada? Bilmem, çıktım geldim öyle birden. Ya boş yere tehlikeye atıyorsun her şeyi. Bizi de. Gel bunları içeride konuşalım. Aslında orada içimden ne geldi biliyor musun? Babana biz Emre ile ayrılmadık. Hala beraberiz demek. Beni işimden etti. Evlenmemize engel oldu. Hayatımı kararttı. Nefret ediyor benden. Nefret falan etmiyor. Ne oldu sana? Pişman mı oldun yoksa? Belki de beni istemiyorsun artık. Her şeyden çok istiyorum. Ya babamın şirketinden müşteri çalıyorum, farkında mısın? Kimin için? Senin. Daha ne yapabilirim seni ikna etmek için? Ayrıl oradan. Benimle ortak ol diyorum. Yapmıyorsun aylardır. Yapamam. Çünkü babam şirketi bana bırakacak. Ne? Ciddi misin sen? Evet. Babam artık çalışmak istemiyor şirkette. Şirketin başına ben geçeceğim. Seni de yanıma alacağım. Ben kendi şirketimde patronum zaten. Hem hayal kuruyorsun. Baban emekli olsa bile beni şirketin kapısının içeri almaz. Güven bana. Zamanla her şey unutulur. Sevgilim patron oluyor. Çok yakışacak sana patronluk. Öyle mi? Öyle. Sana sonra bir sürprizim daha var ama. Neymiş o? Sonra. Şimdi. Sonra. Şimdi. Sonra. Ben delirdim ya. Sen neredesin ya? Sen neredesin? Ben canına tırnağına dayanamadım. Geldim senin odana yani. Bu nasıl? Öldüm sizleri. Burada ben öldüm yani merakla. Sen iki dakika yanımızı bırakıyoruz. Sen gidiyorsun işe, gidiyorsun. Ondan sonra gidiyorsun bir işte öpüşüyorsun. Bu nasıl bir iş zaten? Nasıl bir iş ki bu? İşte öpüşülebiliyor yani. Ben burada meraktan öldüm ya. Sen ne yapıyorsun ya? Kim o? Kiminle öpüştün? Bana burada hesap verilecek. Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Bir dakika, bana bak. Zorla mı öptü yoksa seni? Yok canım. Yanlışlıkla. Ay gerçekten. Gerçekten ben seni anlamaya çalışırken yaşlandım ama. Ayhan. Şimdi ben ablamın ajansında işe başladım. Ay biliyordum işte. Ay tebrik ederim. Gel bakayım buraya. Detaylarını ver, detaylarını. Nasıl oldu? Ay şimdi onu boş ver. Aziz Bey'in 40. yıl kutlaması var, tamam mı? Ben de bir tane locaya girdim. Yanlış locaymış. Yani görmedik orada birbirimizi. Beni başkası sandı herhalde. Öptü. Ben de sonra hemen kaçtım oradan. Ama... Ama? Yani ne bileyim, bir tuhaf oldum işte. Böyle nefesim kesildi. Ayağımın altından yer çekildi. Hala da öyleyim. Ay Allah Allah ya. Peki kimdi sence? Yani iş yerinden biri mi? Vallahi Aziz Bey'in meslek hayatını teşvik etmiş herkes olabilir. Göremedim, çok karanlıktı. Sadece ayakkabılarını gördüm. Çok şık siyah ayakkabıları vardı. Çok şık siyah ayakkabıları vardı. Bir dakika şimdi. Yani ayakkabılardan çok bir şey bulamayız ama... eğer böyle şık giyiniyorsa yani mesela takım elbise falan... o zaman böyle nüfuzlu biridir değil mi? Bilmem. İriydi böyle. Koluma dokundu. Yanlışlıkla tabii. Bir de sakallıydı. Sakallıydı. Sakal, sakal, sakal. Yani artık herkeste sakal var sonuçta. Başka bir detay yok mu ya böyle hatırlayabileceğim? Bir düşün bakayım. Dur düşüneyim.
buradayız. Neredeyiz? Bak, senin odandayız. Sen, ben. Geldik. Anlat bakayım. Kızım, aşık mı oldum ben ya? Yani bu aşk gibi bir şey mi? Aşk değilse ne o zaman bu? Ben ne yaşıyorum şu an? Ben de bilmiyorum ki yani. Bende bunun yanıtı yok. Ya bir şey diyeceğim. Bence buna bizim bir lakap falan bulmamız lazım. Ne diyebiliriz? İri yarı dedin, e dedin, sakallı falan. Temel Reis'te kaba sakal vardı. Kaba sakal değil. Dur düşüneyim. Albatros olsun. Ne? İsmi diyorum, Albatros olsun. Gerçekten ana bellekten yine muhteşem bir kelimeyle karşımızdasın. Ya Albatros ne demek ya? Bu kuş işte. Galapagos'ta da görebileceğin, okyanuslar boyunca uzun uzun süzülen çok güzel bir kuş. Hayatının %90'ını uçarak getirir. Çok güzel, devasa, kocaman kanatları vardır. Çok uzun süre kanat çırpmadan havada süzülebilir. Saatlerce, günlerce değil, yıllarca uçar. Çok güzel bir kuş. Sadece beslenmek ve üremek için Galapagos'a uğrar. Ayrıca tek eşlidir. Kendine sadece bir tane eş seçer. Ve ömrü boyunca o eşle yaşar, uçar, göçer. Öyle yaşar gider. Hayırdır baba? Nedir öyle işler? Önemli bir şey değil işte. Yaşlılık ilaçları. İyi, hadi bakalım. Hadi gel. Bahçeye çıkalım. Ne niyetinde geldin? Yine gelmez dediler. Geldim, herkesi şaşırttım değil mi? Rıfat abim. İyi akşamlar Rıfat Bey. Yorulmadım abi, bırak artık ya. Lazım olursa ben hallederim zaten, devamını. İstediğiniz bir şey var mı? Yok. Sağ ol. Hadi iyi geceler. Allah razı olsun. İyi misin baba? Yorgun duruyorsun. Yoruldum. Baba. Ben de seninle geleyim diyorum tekne turuna. Baba oğul birlikte vakit geçiririz, ne dersin? Ne güzel olurdu. Ama bugünkü olaydan sonra epey bir düşündüm. Şirketi bırakamam. Tatilimi erteleyeceğim. Olur mu baba, öyle şey, gitmen lazım. Hem bir daha bu fırsatı nereden bulacaksın? Emre var. Oğlum kaç kere söyledim sana. Emre beceremez bu işi. Onun kreatif yanı yok. Yönetici olabilecek özelliklere sahip değil. 40 yıllık emeğim var bu ajansta. Bırakıp gidemiyorum işte. İçim el vermiyor. Sen dönene kadar ben burada kalırım baba. Olmaz öyle şey. Senin de işin gücün var oğlum. Sen de haklısın. Çok ciddi, çok önemli bir proje aldım. Senden isteyemem böyle bir şeyi. Sorun değil baba, merak etme. Ben birkaç ay ertelerim projeyi. Hem sen dönene kadar ben bulurum o ajanı, merak etme. Sahi yapar mısın bunu? Yaparım tabii, niye yapmayayım? Babam şurada 40 yılın başında tatil yapacak. Yalnız 3 aydan önce dönmek yok, söz mü? Söz. Hem bak, uzun yıllardır şirkette çalıştın. Ajansa hakimsin, kreatif yanın da çok güçlü. Üstelik pratiksin. Ayrıca bir yöneticide olması gereken her şey var sende. Aa, evladım olduğun için bunları söylemiyorum sana. Baba.
Baba. Hı? Hadi sen biraz uyu. İyice bir dinlen. Toparla kendini. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin baba. Sana da yavrum. Anne, sabah sabah niye cam siliyorsun? Anne. Çocuğum Muzaffer'ler gelecek ya bu gece istemeye. Şimdi Sterilize'in her yerini parmaklar tozuna bakar. Anne konuştuk ya bu konuyu seninle. Ya işi evlilik dedim, buldum işte iş. Daha ne istiyorsun? Bir ay deneyecekler bize çocuğum. Bir gün çalışmakla yırtamazsın. Elimiz söz sözdür. Bugünkü tavuk yerin gazdan iyidir. Kuyruk mu var? Ha? Kuyruk mu var? Baba. Aman hemen koş babana, hemen koş. Günaydın. Baba sabah sabah niye uyandın? Ben açacağım bakkalı. Oy olmaz, kıyamam ben sana. Hem işe hem bakkalı olmaz. Ben açarım aşkım. Sen dünyanın en tatlı babasısın. Sen de dünyanın en tatlı kızısın. Bir tane. Zaten bir tek sen anlıyorsun beni. Olur mu öyle şey kızım ya? Sen her zaman çok güzeldin. Her zaman. Başkalarının bunun farkında olmaması, yani senin daha az değerli olduğun anlamına gelmez, tamam mı? Ama önce senin kendine değer vermen lazım. Tamam. İşe sımsıkı sarılacağım. Hı. Yeter ki şu zabercet meselesini çöz baba. Vallahi ben evlenmek istemiyorum. Ne olursun çöz şu işi. Olmaz kızım. Bir kere bir söz verdik. Verilmiş söz geri alınmaz. O yüzden sözümüzü tutacağız. Hem bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. Artık annem sana ne söyleyeceğini mi söylüyor baba? Nereden anladın? Benim dünyam kararmış. Siz eğlenin benimle. Hadi kahvaltıya hadi, hadi. Valizleri baş altındaki kameraya koyun. Her şey için. Ha. Emre. Dün akşam sen yoktun, o yüzden konuşamadık. Ben yokken Can ilgilenecek ajansla. Abi. Sen iki gün sonra gitmiyor muydun? Ha. Babam dönene kadar kalmaya karar verdi. Oo, siz karar vermişsiniz. Bana söz söylemek düşer mi? Yanma abarttın be. Sen dün gece evde konuşurken yoktun. Ne yapsaydık? Fax mı çekseydik? Oğlum ya, birbirinizi yiyeceğinize önce şu ajanı bulmaya çalışın bir an önce. Sizi seviyorum. Bana o böceği getirin. Gel şurada çay içelim. Tamam.
kadın prenses. Zebercet. Zebercet mi? Aşk olsun Sanemciğim. Benim adım Muzaffer. Akşam söz merasimimiz olduğu için geceden hazırlanıp geldim. Nasıl olmuş? Gerçekten geceden hazırlanıp gelmişsin. Ben ağlayacağım ya. Hayır, olur mu? Ne münasebet. Sen ağlama Sanem'im, dayanamam. Sanem'im diyorum ama. Deme. Bak mahalleliye rezil olacağız. Ne olursun git evine, hadi. Tamam, tamam. Dur o zaman, dur. Tamam, bir dakika. Muhallebi yiyelim mi? Yemeyelim. Bak bana fena geliyorlar. Sen benim o hallerimi çok iyi biliyorsun değil mi? Çok iyi biliyorum. Sinirlenince çok güzel oluyorsun. Ha işte öyle geliyorlar bana dalga dalga. Defol, kaybol. Tamam, bugün elektriklerimiz uyuşmadı belli ki. Araşalım. İyi misin? İyi. Olmamam için bir neden mi var? Babam yıllardır yanında çalıştığı oğlunu hiçe saydı. Başa seni getirdi. Emre çocuk çocuk konuşma Allah aşkına. Ne diyorsun? Ne başa geçirmesi? Adam 3 ay tatile gidiyor. Sonra aslanlar gibi dönecek işinin başına. Tamam. Sen neye takıldın bu kadar? Ha? Sen işte finans işleriyle ilgilen. Ben de kreatif tarafa bakacağım. Sonra babam dönünce eski sisteme geri dönersiniz. Ben de zaten kendi yoluma gideceğim. Tamam. Tamam. Sorun yok. Herhalde sorun yok. Ne sorun olabilir ki? Yalnız bak babam fena takılmış bu ajan mevzularına. Yani kimse bir an evvel bulalım. Tamam mı? Senin aklına birileri geliyor mu? Yani kim sızdırmış olabilir aile projeleri? Hiçbir fikrim yok. Hiç fikrin yok. Biraz kafa yor o zaman bir zahmet. Yani fikrin olsun. Yani aklın fikrin iyi mi? Ya öf, ver şunu. Ya bırak be öf. Bu ne? Ya, ne oğlum? Ya sen bu kendi ne? Haline baksana. Oldu mu? Oldu. Tamam, güzel. Hadi yürü, geç kalmayalım işte. Ben işim var, sonra yanına geleceğim. Hadi. Ya, aferin. Ortak olmak istiyor musun? Ya Halil abi, tamam ödeyeceğiz dedik ya. Sen niye arayıp duruyorsun, sıkıştırıyorsun beni? Konuşmadık mı? Takside bağlayacaktın hani. Söyle ortağına, 40.000 lirayı hemen bulamam. Toplu para ya, nasıl hemen bulayım? Halil abi, sakın bak, sakın eve gideyim falan deme. Babamın ölümüne sebep olursun. Halil abi, sözünden dönüyorsun ama şu anda. Ortağına konuş, ikna et onu. Ödeyeceğim diyorum, kaçmıyorum hiçbir yere. Allah'ım ya, tamam. Tamam, işten çıktıktan sonra geleceğim. Ortağınla da seninle de konuşacağım. Tamam Halil abi. İyi misin Senem? Sorun mu var? İyi, iyi. Sorun yok. Abi ya. Of. Yelken açtı diyorsun. Evet. Günaydın. Günaydın. Benim vallahi başım çatlıyor. Şurada normal demleme çay yok ya. Niye? Ne çayı ya? Yani şu çağın dışında kalmayın artık ya. Yani kahve içeceksin. Hem çay ne yapar biliyor musun? Vücuttaki demir oranını düşürür çay. Tabii. Ama kafein içersen enerjik böyle güne hem... Sen neden çekiyorsun Ahmet'i? Ha? Ahmet'i diyorum, neden çektin? Ahmet'i... Sakallı erkek fotoğrafı biriktiriyorum. Hobi. Neyse, ben sana ne diyordum? Hı, ne diyordun? Normalde 2 gün sonra geri dönecekti Can Bey ama biletini açığa aldırdım. Ne diyorsun? Ya, evet. Bak ben sana söylüyorum, Aziz Bey dönene kadar kesin Can Bey patron olacak. Ama işte ya burası ona göre değil. Can Bey böyle deli dolu, vahşi bir adam. CC. Efendim? Belki de var ya, şirketi kapatır gider.
Şu ağzını hayra açacak mı artık sen? Güliz, sen Can Bey'in patron olacağını nereden biliyorsun mesela? Nereden çıkardın? Tatlım, çünkü işi olmadıkça ajansa asla gelmez ve sabahın bu saatinde. Bir şey söyleyeceğim. Bence Can Bey sizin anlattığınıza göre çok ukala, kendini beğenmiş biri. Zaten patron tayfası hep böyle olmuyor mu? Canı sıkılıyor, timsallarla oynuyor. Canı sıkılıyor, aslanları besliyor. Ay, şirketim var, biraz şirkete takılayım, patronluk taslayayım diyor. Hayat onlara güzel, biliyor musun aslında? Benim karnım acıktı, siz aç mısınız? Hayır deseniz o zaman. Neyse, nerede kalmıştım? Kim ki? Can Bey kim? Ben tanımıyorum mesela. Buranın patronu ama bir kere görmedim. Ya ben de burada çalışanım. Getir götür elemanıyım ama önemli değil. Sonuçta hepimiz insanız değil mi? Birbirimizden farklı değiliz. Sus. Tam arkamda değil mi şu anda? Ha. Adın ne senin? Sanem. Sanem. Benim adım Sanem. Sanem. Öbürü de diyebilirsiniz. Gereksiz şeyler yapma. Ortam yumuşasın diye ben Sanem. Beş dakika sonra herkes toplantıya. Beş. Kesin kovuldum ben değil mi? Üç kere ismini söyledim, garanti olsun diye. Kaş göz yapıyoruz sana. Başından beri burada, bütün her dediğini duydu. Evet, en başından beri. En başından beri.